HPV ile temas eden bir hastanın vücudunun bağışıklık sistemi bu virüsü yenebilir. Ya da bulaşıcılık bedene geldikten sonra sessiz enfeksiyon halinde gözükebilir ama genelde görülen tablo çoğunlukla genital siğde verilen oluşumların ortaya çıkmasıdır. Genital siğler kişi tarafından ya gözle görülerek ya da elle fark edilerek hasta tarafından çoğunlukla fark edilirler. Genital siğler çoğunlukla cidden kabarık olan pembe beyaz renkte tek ya da çok sayıda olabilen lezyonlardır ve bunlar ortaya çıkarlarken birçok hastada yanma, kaşıntı gibi bulgulara yol açabilmektedirler. Bu nedenle genital bölgesinde yanma, kaşıntı olan, anormal renk değişikliği, şekil değişikliği olan, eline herhangi bir türlü yapı gelen bir hastanın, hele ki eğer partnerinde böyle bir öyküde varsa, mutlaka dikkatli olması ve en kısa zamanda doktoruna başvurması gerekmektedir. Çünkü genellikle siğler ortaya çıktıktan sonra aktif virüs işaretleri için yayılma, büyüme ve çoğalma eğilimi göstermektedirler. Fark edilen siğil bir taneyken fark edildiğindeki tablo farklıdır. 30-40 tane siğilin ortaya çıktığındaki tablo farklıdır. Siğiller çoğunlukla dudak bölgesinde gözükmektedirler. Ancak aynı zamanda oral ve anal seks sonucunda ağız içinde, makat içinde yer alabilirler ve nadiren vajinanın içinde, hatta rahim ağzında dahi görülebilirler. Çoğunlukla gözükme formları cidden kabarık olmakla beraber bazen flat tip dediğimiz satıkla aynı düzeyde de gözükebilmektedirler. Bu nedenle tüm HPV hastalarının ve HPV ile temas eden hastaların 6 ayda bir mutlaka tecrübeli bir hekim tarafından muayeneden geçirilmesi ve kolposkopi ile incelenmesi gerekmektedir. Kolposkopi özellikle rahim ağzının değerlendirmesinde kullandığımız büyüteç olarak genellikle bilinen bir cihazdır. Bazen ciltteki renk değişikliklerinde özellikle bazı solüsyonlar kullanılarak lezyonun sihir olup olmadığı konusunda ayrımda da ayrıcı tanıya gitmek mümkündür.